Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konuklarım Pamukkale Üniversitesi öğrenci topluluklarından, Ticaret ve Finansman Topluluğu ile Genç Ekonomistler Topluluğundan. İlk olarak Ticaret ve Finansman Topluluğundaki iki arkadaşımızı tanımaya çalışacağız ve topluluklarını hakkında, çalışmalar hakkında konuşmaya çalışacağız. Ve bu topluluktan iki arkadaşımız, Cüneyt Yaylalı ve Birsu Öztürk. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Dersten çıkıp mı geldiniz? Nasıl İşten geçiyor? Çıkıp geldik. Güzel. İstersen Birsu'm senden başlayalım. Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Birsu Öztürk. Pamukkale Üniversitesi İşletme okuyorum. Kaçın sınıfınız? Üçüncü sınıfım. Üçüncü sınıftasınız. Ankaralıyım. Böyle. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Tamam. Cüneyt'ciğim seni tanıyalım. Cüneyt Yaylalı. Denizli Babadağlıyım. Burada Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret Finansman Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ticaret Finansman Topluluk Başkanıyım. Aynı zamanda özel firmada çalışıyorum. Okul, iş aynı noktada yürütmeye çalışıyorum. Oo, harika, güzel. O zaman seninle devam edelim isterseniz. Sizin topluluğu tanımak adına Ticaret ve Finansman Topluluğu demiştik değil mi? Evet, Ticaret ve Finansman Topluluğu. Evet, bir tanıyalım istersen topluluğumuzu. 2012 yılında kurulan bir topluluk, Ticaret Finansman Topluluğu. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü topluluğu olarak kurulmuş. Ancak daha sonradan kendi kalıbına sığmayıp diğer bölümlere de açılmış bir topluluk. Farklı çalışmalarımız var, birbirinden farklı çalışmalarımız var. Nedir diye düşünürsek, bizim odak noktamız aslında öğrenciler bu okuldan mezun olduklarında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduklarında belli donanımlara sahip olsun istiyoruz biz. Bu noktada da elimizden geldiğince çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Pekala Birsu'cum, yakın dönemde yapmayı düşündüğünüz bir herhangi bir etkinliğiniz var mı? Yakın dönemde topluluğun esas önemli şeyi olan vakayı yapacağız. Vaka analizleri yarışmalarımız oluyor. Nedir bu vaka analizleri yarışmaları? Büyük şirketler geliyorlar bize, öğrencilere. Daha önce yaşadıkları, realde yaşadıkları bir sorunu bize veriyorlar. Biz de 3 kişilik gruplar halinde, birkaç grup bunu jürinin karşısında sunuyoruz, çözüp sunuyoruz. Daha sonrasında jüri bir değerlendirme yapıyor. İlk birinci olan gruba bir staj imkanı sağlanıyor gelen şirket tarafından. Güzel. Bu öğrenciler için tabii çok önemli stajlar. İşte 2 hafta sonra yaklaşık bu... Tarih belli mi tam olarak? 21 Aralık galiba. Evet, 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta. İkinci dönemde yine aynı şekilde. Bu sefer birazcık diğer üniversitelerle yarışma şeklinde gibi olacak eğer tam netleşirse. Şimdilik bu şekilde, önümüzde bunlar var. Biz de bunlara yoğunlaştık, çalışıyoruz. Evet. Ne durumda şu anda? Çalışmalar iyi gidiyor herhalde. Şu an çalışmalar iyi gidiyor. Topluluktan da öğrenciler katılıyor. Yine gruplar halinde. Biz de orada olacağız, destek sağlayacağız. Şu an iyiyiz. İyi. Evet, iyi gidiyoruz. Sevindim. Tabii topluluk olarak birçok etkinlikler yapıyorsunuzdur, evet, diye düşünüyorum. Neler yapıyoruz? Şöyle söyleyeyim, aslında bizim genel ağırlığımız bir sunumda bahsettiği gibi vaka analizleri üzerine. Bu sene, bu dönem yapacağımız, 21 Aralık'ta yapacağımız bizim 6. vaka analizimiz. Yani bu analizlerde biz firmaların finansal tablolarını genelde analiz edip firmalara sunumlarını yapıyoruz. Az önce bahsettiğimiz üniversite sanayi işbirliği noktasında sanayicilerin, öğrencilerin aslında ne noktada okuldan mezun olabileceklerini görmesi bazında çok büyük fayda sağlıyor bu etkinlik bize. Bunun haricinde biraz da öğrencileri uzun vadede iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunlarla ve yeni düzene hazırlamaya çalışıyoruz aslında. Ortak topluluklarla yaptığımız etkinlikler oluyor, diğer etkinlikler oluyor. Çok çeşitli etkinliklerimiz var. Öğrencilerimizi, mezunlarımızı da birleştirdik mesela bu dönemin. Eğitim öğretim döneminin ilk başında mezun etkinliği yaptık. Burada bölümümüzden ve okulumuzdan mezun olan öğrencilerin, şu an farklı firmalarda, farklı sektörlerde çalışan öğrencilerle, şu an mevcut okulda okuyan öğrencileri bir araya getirdik. Aynı zamanda bir keşkek günü de yaptık o zaman. Keyifli bir etkinlik oldu. Bu tarz çalışmalarımız oluyor. Herhalde sizin bölüm olarak da sürekli yenilenen mevzuat gereği yenilenen bölüm herhalde değil mi? Birazcık evet, da. Yani artık durduğunuz noktada aslında geriye gitmeye başlıyorsunuz artık günümüzde. O yüzden sürekli ilerlemekten ziyade ilerlerken ivmeyi de artırmak zorundasınız.
Öğrenci toplulukları birbirleriyle destekli çalışıyor, koordine çalışıyor ama aynı zamanda arada tatlı bir rekabet de var. Olması gerektiğini de düşünüyorum ben. Bu onları da bir adım öne itiyor, bizi de bir adım öne itiyor. Dediğiniz gibi sürekli ilerlemek durumundayız. Gülsün, pekala bu arkadaşların ilgisinden memnun musunuz? Nasıl, ilgi var mı? Aslında var ama tabii hala yeterli çoğunluğa ulaşmış değiliz. Aslında aktif üyemiz de çok. Ama hala birçok insan bilmiyor. Hani daha doğrusu katılmaya çekiniyorlar. İşte toplantı yapıyoruz biz her hafta, pazar günleri. Ama toplantıya gelmeye çekiniyorlar. Hani biraz kişinin kendini geliştirmesi bazında da aslında çok yararlı bir topluluklar. Ama gelen oluyor, gelmeyen oluyor. Daha sonrasında ayrılan oluyor. Şu anki mevcut üye sayımızdan memnunuz ama. Ne kadar sayı olarak? 480 evet. Üyemiz var. Evet. Bayağı güzel bir sayınız var aslında. Güzel. Evet. Yani, evet. Pekala, o gelmeyenlere gelmesi açısından ikna edici olması anlamında sendeki değişikliklerden bahsedelim mi? Yani topluluğa girmeden önceki bir suyla topluluktaki bir su. Ben birinci sınıfta girdim. Hazırlık okumuştum daha önce. Hazırlık okuduğumda açık konuşmam gerekirse bomboş bir sene geçirdim. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi biraz daha sorumluluk bilincim var. Derslere katılım konusunda disiplin kazandırdı bana topluluk. Daha disiplinli oluyorsun yani. İşte ne zaman ne yapacağım belli oluyor. Planlı bir şekilde yaşamayı öğrendim. Dediğim gibi sorumluluk kazandım ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hani işe yaradığımı gördükçe, ben başkan yardımcısıyım bu arada, söylemeyi unuttum ama. İşe yaradığımı gördükçe ve yeni insanlar tanıdıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Uzun vadede de eğer mezun olduktan sonra burada kalıp çalışmaya başlarsam çok farklı insanlar, farklı yerler gördüm. Hani farklı insanlar tanıdıkça burada kaldığım zaman benim işime yarayacağını düşünüyorum. Önemli insanlar tanıdığım için. Bu şekilde ben memnunum yani şu an. Yani katılamayan arkadaşların bu anlamda öneriyorsun tabii evet, ki. Evet, kesinlikle. Yani çünkü benim de tahmin ettiğim kadarıyla bir çevre zengini oluşuyor. Evet, evet, kesinlikle. Zaten bu okul hayatından sonraki iş hayatında lazım olacak olan çevre. Evet, değil mi? Kesinlikle. Evet, Cüneyt'ciğim sen bu konuda neler söylemek istersin? İşte bu şeyden önce, topluluktan önceki Cüneyt'le topluluktan sonraki Cüneyt arasındaki farklar. Topluluktan önceki Cüneyt'te ben biraz çekimserlik görüyordum. Kendi kendime öyle bir noktam vardı benim. Üzerine gitmem gereken bazı şeyler vardı. Bunlardan biri topluluk önünde konuşmaktı mesela. İlk başlarda buna alışmak için çok çaba sarf ettim. Sonra yavaş yavaş böyle noktaları açtığımı görüyorum kendimde. Kendi kendimde bir şeyleri aşmaya çalışıyorum aslında, öyle söyleyeyim. Yani birçoğunu aşmış olmalısın ki, yani şu anda televizyon ekranlarındasınız değil mi? Yani, daha çok kişiye hitap etme şansınız oldu. Sanırım. Pekala, hangi topluluklarla çalışıyoruz? Aktif olarak aslında bütün topluluklarla çalışıyoruz biz. Şöyle söyleyeyim. Daha çok hangileriyle çalışıyoruz ki onları onere etmek anlamında? Şöyle söyleyeyim. Bir kardeş topluluğumuz var bizim. Bu sene başından itibaren koordine çalıştığımız, sürekli bizim onların etkinliklerine katıldığımız, onların bizim etkinliklerine katıldığı, onun haricinde kontenjanlı bazı eğitimlerimiz vesairelerimiz oluyor. Bu tarz eğitimlerde onlara yer ayırdığımız, aynı şekilde onların da bizlere. Genç Ökonomistler Topluluğu'yla biz kardeş topluluk olarak çalışıyoruz. İki topluluk tamamen birbirine alışmış, ısınmış bir vaziyette. Hani başkanlardan tutun üyelerine kadar herkes birbirini tanıyor. Yani iki topluluk aslında tek bir topluluk gibi hareket ediyoruz, öyle söyleyeyim. Güzel. Çok benzer olmasını önemsemiyorsunuz değil mi aslında topluluklarla çalışırken? Yani konularınızın biraz benzemesi gerekiyor mu? Şöyle, biz... O topluluklarla kardeş topluluk noktasına gelmeden önce oturup bir konuştuk, uzun uzun bir birbirimizi tanımaya çalıştık aslında. İlerlediğimiz kulvarlarımız bizim biraz farklı genç ekonomistlerle. Onlar daha çok akademik konuda ilerlemeye çalışırken bizim topluluğumuz daha çok özel sektöre yönelik etkinlikler, programlar ortaya koyuyor. Bu noktada birbirimizin önünü kesmiyoruz. Aksine birbirimizin içerisinden farklı noktalarda da kazanımlar elde etmek isteyen öğrenciler olduğunda her iki topluluğun da etkinliklerine katılabiliyorlar. Yani kişinin önünde tamamen seçebileceği bir renk kartesi var. Tercih ettiği renkleri oradan alıyor diyebilirim size. Biraz evvel bir suya öğrenci arkadaşların ilgisinden konuşmuştuk. Evet. Seninle de şeyi konuşalım. Yani işte üniversite sanayi işbirliği olarak nitelendiririz genelde. Oradaki çalışmalardan memnun musunuz?
Üniversite olarak. Sanayi İşbirliği olarak, yani Üniversite Sanayi İşbirliği ben aynı zamanda dediğim gibi özel bir şirkette de çalıştığım için bunu biraz daha farklı noktadan gözlemleme şansım oluyor. Aslında sanayinin, sanayi dediğimiz üretim kısmının öğrenciye çok çok fazla ihtiyacı var ama öğrencinin okuldan mezun olduğu noktada direkt olarak sanayinin içerisine çok rahat bir şekilde girip oraya çok rahat bir şekilde adapte olabilmesi çok zor. Bunun sanayici farkında ama öğrenci farkında değil. Biz öğrenciye bunu fark ettirmeye çalışırken aynı zamanda o arada oluşacak zorluğu da bir nebze olsun ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Az önce bahsettiğim vaka analizi çalışmaları, sanayicilerle öğrencileri bir araya getirdiğimiz, geçmiş yıllarda yaptığımız bir sektör bizden ne bekler etkinliğimiz vardı mesela. Bu tarz etkinliklerle o aradaki o eşiği mümkün olduğunca törpülemeye çalışıyoruz, azaltmaya çalışıyoruz ki öğrenci okuldan çıktığı anda sanayinin içerisine girebilsin. Anında giremiyorsa bile o eşiği birkaç adımda atlayabilsin noktasında çalışmalar yapıyoruz. Mürşüm, senin bu konuda söylemek istediklerin var mı? Mesela bir öğrenci olarak işte üniversite sanayi veya işletmeler çalışması konusunda memnuniyetin nedir? Veya beklentilerin var mı bu konuda? Yani ben kendim için söylersem... Kendimi yakın çevrendeki arkadaşlar, izlenimlerin de olabilir bu. İzlenimlerim yani şöyle... Yani şu anda nasıl olmalı yani bu konuda? Şu anda ben kendim için konuşayım. Ben çok bilgili değildim bu konuda. Bu etkinlikler sayesinde bilgilendim. Ben güzel buluyorum. Onun dışında zaten Cüneyt her şeyi anlattı. Yani şu andaki ilişkiler senin için doyurucu, evet, yani. Uygun. Benim için yeterli şu anda. Yeterli. Mezuniyetten sonra bölüm neydi? İşletme. İşletme. Hangi alanda çalışmak istiyorsun? Var mı öyle kafanda? Şu an kafamda net bir hedef belirleyemedim. Muhtemelen bir sene sonra ancak belirlerim. Çünkü kafam çok karman çorman. Nereye yöneleceğimi hiç bilmiyorum şu anda. Aslında ben akademisyen olarak okulda kalmak istiyorum. Ama tabii bir gayret, bir çaba gerekiyor. Ben de şu an çalışıyorum, çabalıyorum. Bakalım. İnşallah olacak. Evet, güzel. Cüneyt'ciğim, sen mezuniyetten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Hedefin var mı? Hedeflediğin bir yer, bir ben, iş? Kişinin biraz yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben doğdum, senin bölüm uluslararası ticaret finansman. Evet, ya ben doğduğumdan beri diyeyim artık ticaretin içerisindeyim. Ben özel sektöre devam ederim diye düşünüyorum. Zaten bu bölümü seçerken ki noktam da buydu benim. Özel sektörde bir adım öne kendimi nasıl atabilirim düşüncesiyle seçtim. Hala da o doğrultuda devam ediyorum. Özel sektörde çalışmak mı yoksa kendi girişimini yapmak mı desem, hangisini ilk anda? Şimdi öyle sorarsanız ben baba mesleğimi devraldım. Hani girişim noktasında aman aman tecrübeli değilim açıkçası. Hani ben şu anda bir girişimciyim diyemem. Ben mevcuttaki bir işletmeyi babamdan devraldım, devam ettiriyorum. Ama girişimcilik dediğimiz olay günümüz şartlarında çok zor geliyor bana açıkçası. Yani farklı noktalar bulabilirseniz, açık noktalar bulabilirseniz belli bir noktaya getiriyorsunuz ama bunu finanse etmesi var, geliştirmesi var, Ar-Ge'si var. Bunlar çok çok kolay şeyler değil açıkçası. Yani Türkiye şartlarında da bu noktaları doldurmak öğrenci için en azından pek mümkün olmuyor, öyle söyleyeyim. Pamukkale Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla birçok topluluk var. Herhalde girişimcilikle ilgili de var. Topluluk vardır diye düşünüyorum. Onlarla bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Var mı planınızda? Şöyle yani girişimcilik noktasında aslında çok sevdiğimiz bir hocamız vardır. İlhan Hoca, İlhan Küçük Kaplan. Onun bir sözü vardır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi de girişimcilik dersi vermemeliyiz aslında der. Yani girişimcilik bu fakültenin zaten ruhunda vardır der İlhan hocamız. Ben de o söze katılıyorum. Nasıl diyeyim? Bütün bölümler, uluslararası ticaret finansman bölümü, işletme, iktisat, bu bahsettiğimiz diğer bölümler, bütün bölümler aslında içerisinde bir girişimcilik hissiyatını bulunduran insanların yönelmesi gerektiği bölümler. Bugün hangi işletmeye giderseniz gidin, mevcut bir işletme de olsun, yeni kurulacak bir işletme de olsun, illaki ya en başında ya da bir noktasında artık yeni bir atılıma ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada da kesinlikle girişimcilik hissiyatı devreye girmeli diye düşünüyorum ben. Bir işletme bölümü isteyerek girdiğim bir bölümüydü. Aslında değildi tabii.
puanım nereye yetişse oraya girdim. Ama şu an seviyorum bölümümü, memnunum. Hı-hı. İstemeden de olsa sevdim yani. Şu anlık sorun yok, seviyorum bölümümü. Tamam, seviyorsan mesele yok evet, yani. Evet, şu an sorun yok. Pekala, senin istediğin bir bölüm müydü Cüneyt'ciğim? Evet, ben tek tercih yaptım. Tek tercih yaptım. Evet, UTF 1. öğretim, UTF 2. öğretim yazdım. Tek tercih yaptım. Direkt Denizli'de kaldım. Dışarı hiç yazmadım bile. Dediğim gibi hani benim en baştan beri hedeflediğim, istediğim bir bölümdü bu. Tek tercih yapıp burada kaldım. Evet. Tabii sohbet güzel devam ediyor. Ama ikinci bir topluluktaki arkadaşlarımız da var. Evet. Onlar için bir zaman ayırmamız gerekecek. Son cümleler olarak neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle teşekkür ediyorum size. Çünkü burada topluluğu tanıtma fırsatımız oldu. Neler yaptığımıza dair insanları bilgilendirme fırsatımız oldu. Çok mutlu oldum. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. O gelemeyen arkadaşlarınızı bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz, evet. Evet, Cüneyt'ciğim, senin son cümlelerin alayım. Ben de sizlerle birlikte bu yaptığımız çalışmaları bizim bazı noktalarda tek başımıza yapmamız mümkün olmuyor. Bize desteği olan hocalarımıza, dekanımıza, dekan yardımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum sizlerin sayenizde. Tıkandığımız noktalarda hiç düşünmeden bize ön ayak oluyorlar, yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. İnsanların artık üniversitede de belli değişiklikler görmek istediklerini, hani az önce konuştuğumuz şeyler hakkında belli değişiklikler görmek istediklerini biz de fark ediyoruz. Bu noktada önümüzü açtıkları için onlara da teşekkür ederiz. Eyvallah. Sizler de bizim geleceğimiz olarak, geleceğin yönetici olarak biz de bunlardan gurur duyuyoruz. Yani sizin iyi yetişmenizden, hazırlıklı olmanızdan, hayata hazırlıklı olmanız bizlerin avantajı, yani toplum olarak avantajımıza. Bu arada size son bir ricam olacak. Tabii bu kadar dersin içinde işte topluluk çalışmaları içerisinde yapabiliyorsanız, ki yapabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum, öyle ümit ediyorum. Son gittiğiniz etkinlik, son izlediğiniz filme, son okuduğunuz kitap, hemen onu alıp diğer arkadaşlarımızı programı davet edelim. Ben en son Pilli Bebek konserine gitmiştim. En son okuduğum kitap Satranç, Stephen Zweig. En son gittiğim film de Ayla. Tamam, güzel. Film olarak ben de en son Ayla'ya gittim. Zaten Türkiye'nin yarısı ona gitti. En son etkinlik dersiniz, çok fazla etkinlik fırsatımız olmuyor. Ben yeğenime çok fazla vakit ayırmaya çalışıyorum. Onunla birlikte satranç turnuvasına gittim en son. Tamam, o da bir etkinlik sonuçta, o da güzel. Yani, okey. Yani toplumun olduğu bütün şeyleri biz etkinlik olarak nitelendiriyoruz zaten. Evet. Eğer orada insanlar varsa... Evet, kalabalık bir kitle vardı evet. Bayağı bir. En son da Simyacı diye bir kitabı ikinci defa baştan okudum. Küçük çocukluk yıllarımda okumuştum. En son onu okudum. Harika. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Derslerinizde, okul hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizler Genç Ekonomistler Topluluğundansınız. Evet. Ve isimlerimiz Yasin Tosun ve Ecem Karaçanta. İstersen Ecem'ciğim senden başlayalım. Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Ecem Karaçanta. İstanbul'dan geliyorum. Pamukkale Üniversitesi'nde işletme okuyorum şu anda. Genç Ekonomistler Topluluğundanım. 2 senedir bu topluluktayım. Kaçın sınıfız? 3. sınıf. 3. sınıfta. Güzel. Yasin'cim seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Yasin Tosun. Kulübün genel koordinatörüyüm. Yaklaşık 3. yılımı doldurmak üzereyim kulüpte. Kendim yüksek lisans öğrencisiyim Pamukkale Üniversitesi'nde. Aydın doğumlu ama Fethiye'de yaşayan bir sonradan daha güzel bir memlekete göç eden insanlardan biriyim. Genel olarak böyle söyleyebiliriz aslında yani. Fethiye kim gitmiş? Baba, dede? Fethiye aslında anne tarafı. Baba anne tarafına gitmiş. Tabii güzel olmuş. Bence güzel bir tercih yapmış. Aydın'ın sıcağındansa Denizli'nin Fethiye'nin o... Yani sana yaradı yani Fethiye. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bölüm olarak neydi? Hangi şu an yüksek lisans öğrencisiyim. Daha çok para ve uluslararası iktisat üzerine. Kulübün ismini yatkın bir şekilde ilerliyoruz yani, öyle söyleyebilirim. Güzel. İngilizce iktisat olarak. Evet, lisansı orada bitirdim. İngilizce iktisat mezunuyum. Daha sonrasında da burada kendi üniversitemde kalmayı tercih ettim. Yüksek lisansımı. İnşallah master'da belki burada oluruz, belki yurt dışında ülkeyi temsil ederiz. Veya ülkenin içerisindeki diğer üniversitelerde. Onu artık zaman gösterecek. Eyvallah. O zaman seninle devam edelim istersen. Topluluğumuzun ismi Genç Ekonomistler Topluluğu. Evet. Bunu tanımak anlamında bize neler söyleyebilirsin? Kulüp 2014 yılında kuruldu. Yeni aslında kurulan bir kulüp ama evet, hızlı yükselen kulüplerden biri. Bir sene kuruculardan ilerledi. 2015 yılında biz artık kulübün bir nevi devraldık.
2015'ten bu yana hızlı bir şekilde aslında akademik olarak çalışmaya odaklandık. Kulübün temel amacı şu, öğrenciler genelde teorik bilgiler üzerinden eğitim alıyor, iktisat eğitimi üzerinden aslında. Birçok sosyal bilim üzerinden bu şekilde ama iktisat çok fazla teori üzerine dayalı. Biz dedik ki bunu biraz daha bir uygulamaya dökmek istiyoruz. Yani sadece teoride kalmasın bunlar. Çeşitlendirelim dedik. Mümkün olabildiğince iş dünyasına ve gerçek ekonomiye yakın bir hale getirelim istedik aslında. Bu noktada finans eğitimlerini ekledik. Bunun devamında borsa eğitimlerini ekledik. Sadece ekonomiyle kalmayalım, diğer işte mesela tıp dünyasında gelişmelerden, mühendislik dünyasında gelişmelere kadar geniş yelpazeli bir aslında öğrenci yaratmayı amaçladık. Kulübün temel amaçları bu şekilde ilerledi. Tabi zaman içerisinde yeni var olan gelişmelerle beraber de gün geçti daha da genişliyor. Tabi şu an teknolojik bir dünya var. Dolayısıyla buradaki öğrenciler de buna yatkın olması gerekiyor. Bir ekonomi öğrencisi olarak işte grafik tasarımından tutun da bilgisayar programının öğrenebilmesine kadar geniş bir skala yarattık onlar için. Bu skala içerisinde de öğrenciler mümkün olabildiğince kendilerine en yatkın alanları, en yatkın eğitimleri seçerek ilerlemeye çalışıyorlar. Tabii amacımız da şu, mümkün olabildiğince iş dünyasına yakın onlara kalifiye bireyler yetiştirmek. Yani sadece işlerine yarayacak bir şekilde değil ama sosyo-kültürel noktada da hem bireye hem topluma fayda sağlayacak bireylerin yetişmesi gerekiyor. Tabii akademisyen yetiştirmek en temel amaç bir akademik topluluk olarak. Bu nedenle zaten biz birçok yerde uluslararası kongrelere katılıyorduk. Bu da bizim için aslında bir nevi vitrin oldu. Yani sene boyunca çalıştınız, bunun emeğini alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz noktasında. Burada ödül alıp alamadınız, bir başarı kazanıp kazanamadınız vardı. Biz son 3 yıldır, 2 yılını net ödüllerle döndük. Üniversiteyi bu anlamda da bir başarı kazandırdık. Tabii bu güzel bir şey oldu bizim için. Hem tanırlığı arttırdı, hem Pamukkale Üniversitesi'ne bir bakışı değiştirdi birazcık da. Çünkü var olan bir kültür var. Hani metropol üniversiteler dışında, genelde Anadolu'daki üniversiteler taşra kalıbı altında geçiyor. Yani burada fırsatlar az, eğitim kalitesi daha düşük var söylüyor. Tabii bunun olmadığını görüyor artık insanlar. Yani bu kadar etkin bir dünya içerisinde, herkesin iletişim ağını bu kadar genişlediği bir dünyada biz de mümkün olabildiğince bunu genişletmeye çalıştık. Bir nebze başardık da hala yapamadıklarımız var. Onları da yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz diyebilirim. Eyvallah. Yani o kadar güzel anlatıyorsun ki araya girme şansın bile olmadı Yasin'cim. Yani bir de benimsemişsin. doğru. Güzel, harika, tebrikler. Pekala Ecem'cim, tabii bu kadar güzel bilgiler aktarabilmek için herhalde etkinlikler yapıyor olmanız lazım. Yakın zamanda böyle bir etkinliğiniz var mı? Evet, 22-23 Şubat'ta Game of Staj adlı bir etkinliğimiz olacak. İki gün boyunca üniversitemizin kariyer günleri kapsamında sürecek. 4 Mayıs'ta Mafi Eğilmez ile Türkiye ekonomisini konuşacağımız ekonomi zirvesi 2.0 yapacağız. Bunun dışında 19-21 Nisan'da üniversitemizin birinci uluslararası Genç Ekonomistler Kongresi olacak. Bunu valilik başta olmak üzere belediye, STK odaların da desteğiyle yapacağız. Böyle bir etkinliğimiz olacak. 12 Aralık'ta da bilim ve ekonomi etkinliğimiz olacak. O zaman en yakın tarih 12 Aralık'taki. Bilim. Bilim ve ekonomi. Bilim ve ekonomi. Herhalde heyecan verici olsa gerek değil mi? Yani biraz evvelki isimleri sayarken Mahve Eğilmez'i de saydım tabii ki, mesela. Kendi alanında uzman olmuş kişilerle aynı havayı solumak, aynı ortamda olmak. Herhalde bir işletme öğrencisi için güzel tabii anlar. Tabii ki kesinlikle. Peki Alecem, şimdi anladığım kadarıyla Genç Ekonomistler topluluğu olarak bayağı zengin bir topluluksunuz ve bayağı da güzel işler düşünüyorsunuz. Bu anlamda yakın dönemde yapmayı düşündüğünüz bir etkinlik var mı? Evet. 22-23 Şubat'ta Game of Staj adlı bir etkinliğimiz olacak. İki gün boyunca üniversitemizin kariyer günleri kapsamında devam edecek bir etkinliğimiz olacak. Mayıs'ta da, daha tam gün belli değil ama Mayıs'ta Ekonomi Zirvesi 2.0'da Mafi Eğilmez'le Türkiye'nin ekonomisini konuşacağımız bir etkinliğimiz olacak. 19-21 Nisan'da da üniversitemiz bünyesinde 1. Uluslararası Genç Ekonomistler Kongresi'ni yapacağız. Aslında bu şey dediğin son etkinlik de şey bayağı önemli bir etkinlik olacak aslında. Çünkü üniversitenin... Orada bayağı iyi isimler sayıyordu değil mi? Yani evet. Mahve Eğilmez gibi... Tabii yani bu kendi, isimlerin anılması kendi, burada güzel de evet, tabii kendi onların alanda buraya uzman gelmesi insanlar. Zor bir işler. Şöyle açıklayayım, hani
dediğiniz birçok şekilde burada bu insanları çağırmak hani zor bir iş, önemli isimler. Onların buraya gelebilmesi için de bir şeyleri göstermek gerekiyor açıkçası. Onlar için güzel bir bakış açısı şöyle, Anadolu'da bu hareketleri görmek çok güzel oldu. Yani eğitime olan bu odak noktası onları buraya çeken noktalardan biri oldu. Özellikle de Ece'nin en son bahsetmiş olduğu kongre şu an çok büyük önem arz ediyor, şehir için önem arz ediyor. Tabii birçok netlik daha kazanmaya konu olduğu için ben çok detaya girmek istemiyorum ama tamam. Valilik ve Denizlik aslında bütün kurumlar ve odalar üzerinden çok büyük bir etkinlik planlanıyor. Şehrin markası olması yolunda ilerleniyor. Etkinliğin bu seneki ilk yapılmasının aslında bir dezavantajı yok. Avantajları çok fazla olacak çünkü şehirde güzel bir heyecan oluşuyor, öyle söyleyebilirim. İlk etkinliğimizi biz burada kongre adı altında Laodikya olarak başladık. Laodikya'da son 25 yıl diye çarptık. Burada tabii üniversitenin 25. yılının olması, ekonomide Denizli'nin özellikle Laodikya üzerinden başlayan bir ilk geçmişten günümüze bir ticaret kavminin başlamasıyla beraber ilk ismini Laodikya yaptık. Bunun ilerleyen dönemde işte Pamukkale, işte Hiyerapolis gibi birçok isimle sürdürülebilirliğini sağlamaya amaçlıyoruz. Tabii program netleştiği zaman daha net güzel haberler vermek isteriz ki içeriği bayağı dolu olacak. İnşallah o zaman bir program daha yaparız diye düşünüyorum. Eyvallah, çok inşallah. Dolu bir program olacak. Bizim aslında mentalitemize çok yakın bir program. Şöyle söyleyeyim, biz yani akademisyen bir grup olmayı hedeflediğimiz için, akademik çalışmayı hedefleyen bir grup olduğumuz için burada özellikle yüksek lisans öğrencileri üzerinden ya da 3. 4. sınıf olan öğrenciler üzerinden şehre davet etmeye odaklandık. Tabii burada metropolden öğrenci gelmesi biraz daha zor oluyor. İşte Ecem İstanbul'dan geldi. İlk geldiğinizde Denizli'ye diyorsunuz ki deniz yok. Hani isminde deniz var ama deniz yok. Durumu ilk göze çarpan durumlardan biri. İşte şehirde biraz sen daha de, az oluyor. Ki ben de Fethiye'den gelince de aynısı oldu. Yani bir anda denizi bırakıp sadece Çamlı görünce, hani üniversitenin en yakın kısmında biraz hayal kırıklığı oluşuyor ama şehire alışınca o sıkıntı gidiyor. Burada da temel amaç yine öğrenci kalitesini biraz daha üniversiteye çekmekte. Onları buraya teşvik etmeye amaçladık. Bu noktada üniversite sanayi işbirliği, Ecem'in dediği gibi önemli bir nokta. Biz hem burada öğrencileri istihdam etmeyi hem de üniversiteyi kazandırmayı hedefledik. Belki de şu an yürütülen, bizim açımızdan yürütülen en önemli projelerden biri bu. Tabii tarih olarak ne zaman demiştik? Şu an 16-19 Nisan düşünüldü. Tabii yakın civarda Ege Üniversitesi'nin, Hacettepe Üniversitesi'nin, Marmara Üniversitesi'nin yaptığı kongreler de var. Açıkçası bu anlamda Pamukkale Üniversitesi'nin de böyle bir isim anılması bir nevi marka değerini arttıracak bir çalışma olacak. Tabii yakın zamanın en yakında Bilim ve Ekonomi 17 var. Bu aslında bizim için de çok çok güzel bir program olacak. Çünkü var olan literatürün dışında bir çalışma. O bizim için de güzel bir çalışma olacak. Evet, ona geçmeden önce istersen ben Ecem'i sorayım bu metropolden tabii buraya gelme hikayesini. Metropolden mi geldin Ecem'ciğim? Evet, öyle oldu. Nereden geldin? İstanbul'dan geldim. İstanbul'da. Kadıköy'den. Nasıl Deniz senin gözünde nasıldı? Neyle karşılaştın? Tabii tercih yaparken bir sürü ili araştırıyoruz. Hani üniversitenin dışında o sırada biraz da hani şehri araştırıyorsun. Daha önce gelmişliğin var mıydı Denizli'ye? Daha önce hiç Denizli'ye gelmedim. Hiç bir bağlantım da yoktu. Duymuşluğun da yoktu. Hiç öyle yakın çevrenden kimse de yoktu. Evet, hani arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla. Burada okuyan birkaç arkadaşım vardı. Denizli'yi araştırdım. Ve Denizli'yi isteyerek yazdım. Yani o sıralamada Denizli'yi isteyerek, yani onu tutacağını düşünerek yazdım ve geldim. Biraz İstanbul'un o koşturmasından çıkıp daha çok ders çalışabileceğim, okula daha çabuk ulaşabileceğim yerde okumak istedim açıkçası. Bu yüzden Denizli'ye geldim ve şu anda çok mutluyum. Aslında o senin yaşındaki bir insan için gerçekten özel bir düşünce. Yani o İstanbul'un koşturmacasından daha ziyade onları ben kendime okula vermeliyim, derse vermeliyim, eğitime vermeliyim diye düşünüp Anadolu'daki bir üniversiteyi tercih etmiş olmak. Pekala, verdiğin karardan pişman mısın? Hayır, şu anda değilim. Şu ana kadar iyi gidiyor. Evet, şu ana kadar iyi gidiyor. Üç yıldır Deniz'desin. Evet. Güzel. İşletme istediğin bir bölüm müydü? İşletme ilk başta yani düşündüğüm bir bölüm değildi açıkçası. Psikoloji istiyordum ama işletme okuyorum şu anda. Ama bu durumdan gerçekten mutluyum. Çünkü bazı şeylerde bağdaştırabiliyorum. Yani insan kaynakları olsun, hani halkla ilişkiler olsun. Hani birçok dersimize de psikolojiye çok yatkın derslerimiz var. Ve hani bağdaştırmaya başladıkça, derslerimi gördükçe farklı dersleri, işletmeyi çok sevdim.
Zaten kulüplerle de ilgilenmemin nedeni bu. Sevmeseydim bu kulüpte de olmazdım zaten. Evet. Büyük bir ihtimal zaten ilk yıl çeker giderdin değil mi? Evet. Yok, mutluyum. Evet. Tekrardan döneceğiz Ecem'cim sana. Yasin, bu kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bilim ve ekonomi etkinliğinden bahsediyorduk. Evet. Bu etkinliğin önemi nedir sizce? Yani şöyle hangi anlamda önemlisi? Genelde bu çapta bir etkinlik aslında Anadolu'da çok yapılan bir etkinlik değil. Daha küçük çapta yapılıyor. Çünkü ismi çok güzel yani, evet. Her ikisi de bilim ve ekonomi. Yani aslında bilim. İkisi de yani ekonomi de bir bilim dalı aslında ama tabii şu an bilim denince aklı daha çok teknolojide var olan gelişmeler geldiği için biz dedik ki evet, ekonomi dışındaki her şeyi bilim olarak adlandıralım. Tabii dediğim gibi yine teknoloji ağırlıklı bir program olacak. Burada aslında bizim birazcık da şeyimize uygun, kendi mentalitemize uygun bir etkinlik oldu. Çünkü sadece ekonomiden oluşan bir hayat yok. Birçok etken var bu ekonominin içerisinde. Biz dedik sadece işte paraya, finansa, borsaya buna tamah eden bir grup olmaması gerekiyor. Yani öğrenci yapısının da üniversite altyapısında buna uygun olmaması lazım. Yani buna yatkın, bu sabit düşüncede olmaması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle işte kardeş topluluğumuz, bizim üniversitede birlikte çalıştığım ve çalışmayı en çok sevdiğim iki grubum var. Bir tanesi ticaret ve finansman topluluğu, diğeri de endüstri mühendisliği topluluğu. Onlarla da çok konuştuk bu konuyu. Çünkü ben işin ekonomi kısmında yer alıyorum. Aynı şekilde ticaret ve finansman topluluğu da. Bu noktada endüstri mühendisi toplumunda da konuştuk, tartıştık. Dedik ki hani bir şey yapabilir miyiz bu anlamda bilimle alakalı? Yapabileceğimize inandık ve birlikte yola çıktık. Bu hem ekonominin hem de bilimin, özellikle mühendislik alanının bir arada olacağı bir çalışma olacak. Tabii bütün çalışmaların ortak yönü sürdürülebilirliğini artırmamız gerekiyor. Bunun tarihi olarak ne zaman? Bunun tarihi de 12 Aralık'ta. Üniversitede Kongre Kültür Merkezi'nde olacak. Tabii burada işin önem kısmı sadece ekonomi değil, bilimin de içeride bir arada yer alabileceği, hem ekonomi öğrencinin hem de mühendislik öğrencilerinin farklı konuları dinleyebileceği ve kendi altyapıları birleştirebileceği etkinlik olması çok önemli. Pekala, katılımcıların isimleri belli mi? Tabii. Moderatör olarak Top Etü'den moderatör Profesör Doktor Serdar Sayan moderatörlük edecek. Aynı zamanda Denizli Kaya Tekstil'den Kelcik Kaya, Basiyat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve onlarla birlikte programın ilk oturumunda nanoteknoloji yer alacaklar. Burada da tabii konuyu anlatan bir hocamız olması gerekiyordu. Bu noktada Doğuş Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Baykara ile birlikte bir açılış yapacağız. Tamamen bütün konu aslında Serdar Hoca'nın yükleri, yani onun üzerinde olacak. Önce bir nanoteknolojiyi konuşup bunun şu an sanayide ve özellikle tekstilde, deniz üzerinde ne gibi etkileri var, var olan gelişmelerle onları tartıştıktan sonra günümüzde artık çok popüler bir konu haline gelen Endüstri 4.0 konusu var ama buna biz birazcık farklı bir yönden bakmak istedik. Çünkü çok fazla bu etkinlik yapılıyor. Herkes bu konuyu bildiğini varsayıyor ama temel bir noktayı kaçırıyoruz biz. Burada da kaçırdığımız nokta eğitim noktasında aslında. Yani Endüstri 4.0'a geçebiliriz ama bunu eğitimle nasıl birleştirebiliriz sorusunun cevabı yoktu. Biz de bu etkinliğe dedik ki endüstri ve eğitim 4.0 başlığı altında yapalım. Hamza Bilgen Bey bizle beraber olacak. Son bu teknolojik anlamda altyapılarda değişen neler var? Bu anlamda neler yapıyor gibisinden bir durum söz konusuydu. Ayrıca Zeynep Dereli kendisi katılacak. Eğitim 4.0'ı anlatacak kendileri. Tabii bu noktada da biz her iki, bu hem eğitimi hem Endüstri 4.0'ı birleştirerek etkinliğin ana amacına ulaşmasını hedefliyoruz. Hem ekonomi kısmı hem eğitim kısmı acaba ne yapabilir, ileride neler olabilir? Bu seneden bunu konuşup seneye bilim ve ekonomi 18 için güzel bir zemin hazırlamak istiyoruz aslında. Eyvallah. Ecem'cim, ben sana son cümlelerin olarak döneceğim ve ondan sonra Yasin'cim sana tekrardan dönüyorum. Tabii. Son cümlelerini almak için zamanımız dolmak üzere. Onu o şekilde kapatalım istiyorum. Evet, son cümleler olarak neler söylemek istersin Ecem'cim? Üniversiteye geldiğimizde bir böyle ilk başta bir afallıyoruz. Hani ne yapacağız şimdi durumuna geliyoruz. Benim herkese önereceğim şey, üniversiteye gelip sadece derslere yönelmek yerine bu tip kulüplere de yönelmek. Herhangi bir kulüp olabilir bu. Sosyal bir kulüp olabilir, bizim gibi ekonomik kulübü olabilir, alanının kulübü olabilir. Herkese bunu öneririm, kulüplere girmeyi. Bu kadar. Pekala, topluluk öncesi
biraz evvelki arkadaşlara sorduğum gibi topluluk öncesi Ecem'le topluluk sonrası Ecem arasında bir fark görüyor musun kendinde? Evet, görüyorum. O farkları kısaca bize söyleyebilir misin? Neydi mesela, çekingen bir tip miydin, girişken değil miydin, ne bileyim bazı konularda bilgin daha az mıydı, daha çoğaldı? Böyle senin kendi gözlemlediğin şeyler var mı, farklar var mı? Evet, var. İlk önce hani daha önceden söylediğim gibi hani işletme bölümünü bilmeyerek geldiğim için kulübe girdiğimde daha farklı bilgiler arkadaşlarımızla muhabbetlerimizde gündem olsun, bölümümüzle ilgili olsun farklı şeyler öğrendim ve her gün öğrenmeye devam ediyorum. Organizasyon yönüm arttı. Daha hızlı karar verebiliyoruz. Bu tip şeyler. Bu şekilde aklına evet, geliyor. Konuklarımızdan bir ricamız oluyor Cemciğim. Senin için zor olması gerektiği düşünüyorum. Son gittiğiniz etkinlik, son okuduğunuz kitap ve son izlediğiniz film dediğimde bize neler söyleyebilirsin? Son izlediğim film Ayla filmi. İlk çıktığı gün siz grupça mı gittiniz? Ne yaptınız? Topluluk olarak mı gittiniz? Biraz evvelki arkadaşlar da aynı filmi seyrediler. Yok, hayır, ben tek rast gittim. Geldi değil mi? Evet. Tamam. Çok güzel bir filmdi. Tabii ki. Kitap olarak demeyeceğim ama herkesin kitap okumanın dışında çok güzel edebiyat dergileri var. Ben daha çok onları okumayı tercih ediyorum. Tamam, önemli olan okumak zaten orada. Evet. Tamam. Okuma eylemi. Evet. Güzel. Diğeri etkinlikti. Evet, etkinlikti. Etkinlik şu anda aklıma gelmedi. Tamam, aklına gelin, sabırsın. Evet. Çok teşekkürler Ecemciğim. Yasin'cim, senin son cümleler olarak neler söylemek istersin bize? Senin gibi etkinliklerden mi gideyim yoksa şey mi? Sonra toparlayayım mı? Sana kalmış, nasıl istersin? Ya öncelikle tabii öğrenciler noktasında öğrencilerin kesinlikle bir topluluğa, bir kulübe ait olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bu bir çeşitlilik yaratıyor. Bence mutlaka bir deneyim kazansınlar. İyi ya da kötü bir şekilde sonuçlanıyor bunlar ama bu bir deneyimdir. Bence mutlaka katılsınlar. İyi ya da kötü sonuçlanırsa da çok önemli değil o kadar. Ecem'den devam edeyim. Ecem bize geldiğinde tabii dediği gibi birinci sınıfta biraz daha insanlar toy oluyordu ama gün geçti daha da kendini iyi bir şekilde toparladı. En azından ekonomi noktasında iyi bir değer kazanmaya başladı. Bu noktada ben de tabii bize gelen arkadaşlarımız noktasında onlara destek sağlamak en önemli bizim görevlerimizden biriydi. Bunu sağlayabildiğimiz için de mutluyum. Son okuduğumuz kitaptan gideyim bari. Son okuduğum tamam. Ben kitapla ilgili Aziz Sancar'ın Nobel kitabını okumuştum. Daha çok onun hayatını anlatan bir kitaptı. İşte Nobel'e nasıl geldi? Mardin'den çıkıp Amerika'da Nobel'i nasıl aldığına kadar zor ve çetin şartlar altında bunu nasıl başardığını anlatan çok güzel bir kitaptı. Tavsiye edilebilir bir kitap. Güzel bir başarı öyküsü. En son da Lucy filmini izlemiştim. O da gerçi biraz böyle bilim kurguya koyuyor filmler ama o çok güzel bir filmdi o da. Olsun, zevkleri tartışmıyor çünkü kesinlikle. Herkesin hayal dünyası farklıdır. O da işte beyin kapasitesinin %100'e ulaştığında neler olabileceğini anlatan güzel bir filmdi. Son etkinlik olarak da belki kendi katıldığımız etkinliği söyleyebiliriz. Akademi Zirvesi 2'yi söyleyebiliriz. Onlara çok önemli isimler vardı. Biz tabii çalışmaktan çok bir yere çıkamadığımız için ancak bu şekilde filmler kitaplardan kalıyor. Tabii biraz tiyatroya, sinemaya da ağırlık vermek lazım ama ne yazık ki genç yaşın dezavantajlarından biri de bu. Çok ağır bir tempoyla çalışınca bu noktada sınırda kalabiliyoruz. Zaman yetiştirmekte evet. Zorlanabiliyorsunuz. Kesinlikle. O zaman kapatmadan önce şu kameramıza etkinliğinizin tarihini ve yerini söyleyebilir misin izleyicilerimize? Tabii. Bilim ve Ekonomi 17 adlı bir etkinliğimiz var. 12 Aralık Salı günü saat 13'te Pamuk Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Herkesi davet ediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkürler. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sağ olun, size de iyi günler. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.